Evet, Otogar tabii Bitlis'in yaklaşık biz 10 yıldır konuşuyoruz. Maalesef geçmiş dönemde bir adım atıldı ama yapılan yapı çok ona uygun olmadığı için tekrar yıkılmak zorunda kaldı. Özellikle Nesrullah Başkan gelmeden de projesinde, vaatleri içinde vardı. Bizim de daha önceki vaatler içinde olan bir proje. Tabii otogarlar aslında bir şehir için olmazsa olmaz. Ama belediyeler için de biraz zayıf kaldığı zaman biraz külfet. Yük getiren bir yapı olma özelliğini taşıyor. Dolayısıyla istedik ki otogar hem şehre hizmet etsin hem de belediyeye yük getirmesin. Onun için zaten Bitlis ve Tatvan Belediyesi ortaklaşa, ikisini de tebrik ediyorum, çok aslında iyi bir karar aldılar. Çok ekonomik bir karar aldılar. Bu kararı her belediye başkanı alamaz. Herkes der ki ya ben kendi ilçeme, kendi ilime otogar yapayım. Ama iki başkanımız da ben bu konudaki hem ekonomik davranmalarından dolayı hem de iki ilçenin ortasında, şehirle Tatvan'la Bitlis'in ortasında Rahova'ya nasıl olsa ortak merkez alan burası diyerek ortak alanda bir otogar düşündüler. Tatvan'ın ve Bitlis'in otogarı olacak. Tek başına Bitlis'in, tek başına Tatvan'ın değil. İki belediyenin ortak malı, ortak kaynak aktarımıyla yapılan bir proje. Dolayısıyla hem Tatvan hem Bitlis kullanmış olacak. Bu şekilde de çok verimli ve ekonomik olarak, ekonomik bir değer kazanarak bir otogar olacak. İhalesi yapıldı. Ama tabii son dönemdeki bu inşaat maliyetlerinin artışı belki biraz değişiklik yapılabilir. Ama bütün mesele 2002 sonuna kadar otogarı bitirip inşallah Bitlis'in ve Tatvan'ın hizmetine sokmak olacak. Bu da ihalesi yapılmış çok güzel bir proje. Bitlis'e ve Tatvan'a yakışan bir proje. Ben bu anlamda her iki başkanımızı da, hem Tatvan Belediye Başkanımızı hem Bitlis Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu ekonomik parayı, iki tane otogar yapıp parayı çarçur etmeyip parayı verimli kullandıkları için ikisini de kutluyorum. İnşallah hem Tatvan'a hem Bitlis'e hayırlı olur inşallah. Evet.